Evet, Ghost ekip takipçileri. Evet, peynir yapımına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bu akşam her zamanki gibi sütümüzü tenceremize koyuyoruz. Evet, yaklaşık 2,5 kilo sütümüzü tenceremize koyduk. Arkadaşlar, bu akşam limonlu peynir yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi buzluğa koydum limonumuz. Bunu rendeleyeceğiz. Güzelce kaynayan sütümüz içine atacağız ve limonlu peynir yapacağız. Ve sütümüzü kaynaması için bırakıyoruz. Evet, sütümüzün altını yaktık. Sütümüz kaynamaya başladı. Evet sevgili Ghost ekip takipçileri. Gördüğünüz gibi limonumuzu rendeledik tencereye ve sütümüz kaynadı. Ve bunu rendelediğimiz şeyi şöyle atalım. Başlayalım arkadaşlar. Evet, çok değerli Ghost ekip takipçileri. Peynirimiz oldu sayabiliriz arkadaşlar. Şöyle biraz daha karıştırayım. Evet, çok değerli Ghost ekip takipçileri. Ve sütümüz kesildi. Ve gördüğünüz gibi sütün içine sadece ve sadece rendelenmiş buzluğa koyduğumuz ve rendelediğimiz limon attık. Başka hiçbir katkı maddesi yok. Ne sirke attık, ne maya attık, hiçbir şey atmadık arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi evet, kesilmiş sütümüzü şöyle. Şu arkadaşlar, sütümüzün altı şu anda hala kaynıyor, tamam mı arkadaşlar? Bakın sütümüzün rengi ne olmuş? Yemyeşil. Siz de yeşil olana kadar sütün altını kapatmayın. Evet sevgili arkadaşlar, şöyle elimde gördüğünüz gibi bir avuç tuz atalım göz kararı. Yaklaşık yarım kiloya yakın peynir oldu. Ben de ilk defa yiyeceğim limonlu peynir. Şöyle suyunu süzülmesi için bırakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi her zamanki gibi peynirimizin suyunun süzülmesi için Samsun'umuzun gururu Akdağ suyumuzu koyduk ve yaklaşık 3-4 saat bekliyoruz. Evet sevgili takipçilerimiz, yaklaşık 4 saatin sonunda gördüğünüz gibi peynirimizi açıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, peynirimiz burada. Rahat yarım kilo var. Ve hemen şuradan evet, limonlu peynirimizin tadına bakıyoruz. Bence gayet güzel olmuş. Azıcık tuz eksik. İsterseniz sonradan tuz ekleyebilirsiniz. Nasıl, kameramanımız beğenir mi?
Beğendin mi? Evet arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ghost ekipte kalın.